Bu bölümde PACV ve PCMV modlarından bahsedeceğiz. Her iki modun ortak özelliği zaman döngülü ve basınç hedefli olmasıdır. İkisinin arasındaki temel fark, hatta tek fark da diyebiliriz. CMV yani zorunlu mekanik ventilasyon modunda basınç hedefli. Hastanın spontan eforu var ise bu dikkate alınmaz. Sadece mekanik ventilatör tarafından tetikleme yapılır. Assisted kontrollü ventilasyonda ise hastanın spontan eforu varsa bu spontan eforlar asist edilir tetikleme olarak. Eğer hastanın spontan eforu yoksa soluklar mekanik ventilatör tarafından tetiklenir. İkisini de tekrar edelim. Ortak özelliği zaman döngülü ve basınç hedefli. BioVent cihazında hem PCMV hem PACV'de ana ayarlamamız gereken ekranlarımız ortak gördüğünüz üzere. Hatta PACV'den devam edebiliriz. Oksijen yüzdemizi ayarlıyoruz. PEEP değerini ayarlıyoruz. PEEP'lik değerini ayarlıyoruz. İnspirim değerini ayarlıyoruz. Yani süresini ve soluk sayısını ayarlıyoruz. Normalde literatürde terminolojide aynı fonksiyonu gören işlemler farklı şekillerde isimlendirilmiştir. PEEP'lik yani P total, inspirimdeki total basınç, P total, PEEP'lik, PTP, P-inspirium veya bazı ev tipi BIPAP cihazlarında İPAP olarak isimlendirilmiştir. Bu taraf yani eşitliğin sol tarafında kalan yer inspirium'da hastanın içindeki basınç hedefli modlarda toplam basınç değerini bize verir. Ve bir de PEEP değerimiz vardır. Yine ev tipi mekanik ventilatör veya BIPAP cihazlarında EPAP olarak adlandırılır. Ama genel ismi PEEP'tir. Bunu herkes çok iyi bilir. PEEP değeri adıyla aynı şekilde isimlendirilmekte. PEEP'in üzerine verilen basınç yani PEEP'in üzerine verilen basınç P destek, delta PSV, PEEP üssü ve driver pressure olarak isimlendirilmekte. Bunların farklı farklı isimleri yine farklı cihazlarda ekstra olarak görünebilir. BioVent cihazında isimlendirme olarak PEEP'lik, P destek ve PEEP terimleri kullanılmakta. Zaman döngülü soluklarda, zorunlu soluklarda hastaya ayarlatılan basınç değeri toplam basınç olan PEEP'lik değeri ayarlatılmakta. İlerleyen videolarda izleyeceğimiz spontan soluklarda ise P destek değeri ayarlatıyor. Bunu ilerleyen videolarda izleyeceğiz. Yani P destek soru işareti artı PEEP şeklinde zorunlu soluklar ayarlatıyor. Bu örnekte aldığımız gibi PEEP'lik değerimiz yani P total, PTP değerimiz 20, PEEP değerimiz 5, P destek değerimiz de 15 olarak ortaya çıkıyor. Biz hastanın eğer PEEP değerini artırırsak bu cihazda mesela ona çıktık. Eğer PEEP'lik değerinde bir değişiklik yapmaz isek driver pirajımız veya diğer adımız P destek olan 10'da kalıyor. Yani relatif yani düşürmüş oluyoruz ve bu sayede hastaya giden volüm miktarı da düşüyor. Eğer biz PEEP değerinde bir değişiklik yapıyor isek ve bunun hastaya giden driver pressure'ında sabit kalmasını istiyorsak aynı miktarda PEEP'lik değerini de artırmamız gerekiyor. Ve bu sayede hedef volümde değişiklik olmaz. Ya biraz önce tahtaya yazdığımız gibi örnekleri makine üzerinde gösterecek olursak PEEP değerimiz 5, PEEP'lik değerimiz, diğer ismi P total, PTP, P inspirium veya İPAP değerimiz 20. Yani bizim destek basıncımız ya da delta PSV'miz ya da PEEP'imiz veya driver pressure'ımız 15 cm su. Mesela bu örnekte olduğu gibi 15 cm su basınç farkıyla yaklaşık olarak 450-460 cc bir tidal hacim oluşturuyor. Mesela biz hastanın kullanım sırasında özellikle bu COVID vakalarına PEEP değerini artırdığımız durumlarda aynı tidal volümü korumamız için PEEP'lik değerini de artırmamız gerekiyor. Çünkü şu durumda ne oldu şimdi? Yine PEEP'imiz sabit, PEEP'imiz 10, P desteğimiz 10'da kaldı ve hastaya giden tidal volümü azaldı. Yani videonun başında anlattığımız gibi BioVent cihazı zorunlu ventilatör modlarında yani zaman döngülü modlarda PEEP'lik değerini ayarlatıyor. Eğer biz bunu 5 puan artırdıysak 460 civarında olan tidal volümün 450-460 arası olan tidal volümünün korunmasını istiyorsak bunu da aynı oranda artırmamız aynı miktarda artırmamız gerekir.
Yani peak değerini artırdığımız zaman peak değerini değiştirmeyi mutlaka ve mutlaka unutmamalıyız. Biraz önce yani buradaki tekrar grafikte 10, 25 peak değerimiz. Yine biraz önceki hedef aralığında olan 450-460 arasındaki tedarik hacmi eriştik. Peak değişikliğinden fark olduğu için P destekleri de etkilenmektedir. Tekrar hatırlatıyorum. Bu basınç değerini, yani P destek değerini veya driver pirinci sabit tutmak istiyorsak, aynı zamanda tedarik volümü de korumak istiyorsak, peak değerindeki değişiklik kadar P peak değerinde de değişiklik yapmalıyız.